artık parabolün son noktasındayız, zirvesindeyiz, large testindeyiz, füze testindeyiz arkadaşlarım. Evet, hepiniz hoş geldiniz. 2023 AYT Matematik Kampı'nda SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Ben de sizin İsmail Hocanız. Arkadaşlarım, large testi çözeceğiz bugün parabolde. Sayfa numaraları 58 ve 59 olacak. Daha sonrasında da trigonometriye doğru akacağız arkadaşlar. Çok güzel, çok verimli bir kamp olarak düşünüyorum. İzleyen sayısı az olmasına rağmen sevgili arkadaşlarım, izleyenlerin çoğu memnun. Benim için de önemli olan açıkçası bu. Evet sevgili arkadaşlarım, hazırsanız dilerseniz başlayalım dersimize. İlk sorumuza baktığımızda ise demiş ki bakın bize. Y eşittir eksi 2x artı 1 doğrusu. X eksenini orijine göre simetrik 2 noktada kesen m eksi 2 çarpı x kare artı m kare eksi 4x artı k parabolüne teğet olduğuna göre k değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi bakın eksi 2x artı 1 doğrusu var ve x eksenini orijine göre simetrik 2 noktada kesen bir parabol varmış. Bu parabol buna teğetmiş arkadaşlarım. Şimdi tabi doğal olarak biraz düşünmek gerekiyor. Bir parabol orijine göre simetrik iki noktada x eksenini nasıl keser? Şimdi nasıl keser arkadaşlar? Tabii ki kökleri simetrikse. Kökleri simetrikse mesela birisi m öteki eksi m. Ya da m'yi kullanmayalım. Burada m yazıyor. Birisi a olsun köklerinden birisi öteki de eksi a. O zaman bu köklerin toplamı tabii ki sıfır yapacaktır. O halde sevgili arkadaşlar ben diyorum ki burada benim b dediğim değer yani şurası sıfır olmalı. Çünkü kökler toplamı formülünü hatırlayın. Eksi b bölü a. Yani arkadaşlar burada b'nin sıfır olması lazım bu ifadenin sıfıra eşit olması için. M kare eksi 4 sıfırmış. Yani arkadaşlarım m kare burada ya m kare burada 4'tür. M de ya 2 olacak ya da eksi 2 olacak. Şimdi m için 2 tane değer var. Peki m 2 tane değeri var da. Bunlardan birisi sağlayacak öteki sağlamayacak. Acaba sağlayan hangisi sağlamayan hangisi? M2 olursa şurada yerine yazdığımız takdirde burası komple sıfır olur ve artık bu bir parabol olmaktan çıkar. Bu artık sevgili arkadaşlarım dümdüz bir doğru olur. Çünkü burayı da götürüyor M eşittir 2. O halde arkadaşlarım ben diyorum ki M2 olamaz M eksi 2'ymiş. O halde gelin yerine yazalım. Eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 yapar. Eksi 4 x kare. Şurası zaten sıfırdı. Artı bir de neyimiz var? K. Çok güzel parabol bu. Peki bu parabol yani eksi 4x kare artı k parabolümüz işte şuna teğetmiş. O halde bunları birbirine eşitliyorum. Eksi 2x artı 1 diye. Bunları sol tarafa davet etmeyelim. Bunu alalım sağ tarafa davet edelim. Biliyorsunuz ki ben x karenin katsayısının negatif olmasından çok hoşlanmıyorum. Sağ tarafa gönderelim. Ne gelir arkadaşlar? 0 eşittir. 4x kare eksi 2x artı 1 eksi k gelir. Çok güzel. Şimdi ben bir parabol var bir de ona teğet olan bir doğru var. Bunları eşitledim hepsini bir tarafa topladım. Önümde ikinci dereceden bir denklem oluştu. Peki bu ikinci dereceden denklemin deltası nedir? Tabii ki bu doğruyla parabol teğet olduğundan sıfırdır arkadaşlar delta. O halde deltayı sıfıra eşitleme zamanıdır. B kare eksi 4ac. Şunun karesi 4. Eksi 4 çarpı. Bakın a'sı 4 çarpı k'sı da 1 eksi k arka. C'si de 1 eksi k. Eşitledim sıfıra. Buradan 4 ile sadeleştirirseniz 1 eksi 4 parantezinde 1 eksi k eşittir 0 gelir. Buradan 4 parantezinde 1 eksi k eşittir 1'dir arkadaşlar. 1 eksi k'nın 1 bölü 4 olduğunu gördük. O halde k'yı bu tarafa 1 bölü 4'ü bu tarafa atarsanız k eşittir 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 gelir. Bizden ne istenmişti? K değeri hayırlı uğurlu olsun cevabımız C seçeneği olacaktı. Devam ettim 2 ile. Şimdi bize bir m sayısı vermiş. Bu m sayısı 0 ile 1 bölü 2 açık aralığındaymış arkadaşlar. Olmak üzere. Bir tane fx parabolü vermiş. Mx kare artı x artı m diye. Bu parabolle alakalı 3 tane de ifade vermiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Peki. Şimdi ifadelerimize bakalım. Tepe noktası 3. bölgededir demiş bize. Şimdi arkadaşlar öncelikle tepe noktasının apsisini bulalım. R'sini. Neydi? Eksi b bölü 2a ile bulunuyordu. Peki burada b'miz ne? 1. Dolayısıyla eksi 1 bölü. A'mız ne? M. Dolayısıyla arkadaşlarım 2M diyorum. Eksi 1 bölü 2M. Şimdi öncelikle M'nin değer aralığını biliyorum. M 0 ile 1 bölü 2 aralığında. 0 küçüktür. M küçüktür 1 bölü 2. Peki önce 1 bölü M'yi bulalım.
1 bölü m için şunu diyeceğiz. Şunu ters çevirirseniz 2 gelir. Küçüktür m. Bu da küçüktür. Şunu ters çevirirseniz 1 bölü 0. Sıfıra sağlam yaklaşan değerler için burası sonsuz olmaz mı? Olur. Şimdi daha sonrasında 1 bölü m'yi bulduk ya. Burası 1 bölü m bu arada. Negatifle çarparsanız eksi sonsuz küçüktür eksi 1 bölü m. Bu da küçüktür eksi 2 yapar. 2'ye bölerseniz eksi sonsuzu 2'ye böldüğünüz zaman gene eksi sonsuz gelir. Küçüktür eksi 1 bölü 2 m. Bu da küçüktür. Şunu 2'ye böldüğünüz eksi 1. Yani artık şunu anlıyorum ki ben. Benim burada m dediğim değer, yani eksi 1 bölü 2 m dediğim değer, yani tepe noktamın apsisi negatif tarafta. Şuradaki sonsuzların falan bir hükmü var mıydı? Yoktu hocam. Ben orayı sana large testteyiz. Sen de bir şeyler öğren diye yazdım aslına bakarsan. Yok hocam, başka türlü nasıl yapılır? Şöyle yapabilirsin bak. R burada eksi b bölü 2a, yani eksi 1 bölü 2 m ya. Sen m'nin pozitif olduğunu biliyorsun. M pozitifse sen bunu eksi 1 bölü 2 ile çarptığın an negatif olacaktır. Eksi 1 bölü 2 m negatiftir. Yani x ekseninin sol tarafındadır. Tepe noktasının apsisi x ekseninin sol tarafında olan bir parabol. Yani şu tarafta arkadaşlar. Şimdi iyi ama bu parabol şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Yani tepe noktası sevgili arkadaşlarım ikinci bölgede de olabilir. Üçüncü bölgede de olabilir. Daha ince, detaylı, ayrıntılı bir şeyler yapılabilir mi? Şimdi ona bakalım. Acaba gerçekten ikinci bölgede mi yoksa kesinlikle üçüncü bölgede mi, buna bakacağız. Peki benim tepe noktamın apsisi artık belli. Eksi 1 bölü 2 m dedik. Ben bu eksi 1 bölü 2 m'yi götürüp x gördüğüm yere yazarsam eğer bu parabolün tepe noktasının ordinatını bulmuş olurum. Hadi yazalım. M çarpı eksi 1 bölü 2 m'nin karesi ne yapar? 1 bölü 4 m kare yapar. Daha sonrasında artı eksi 1 bölü 2 m ve daha sonrasında artı m diyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim şuraya. Şu m ile şuradaki m'nin bir tanesi gitti. 1 bölü 4 m'den 1 bölü 2 m'yi çıkarırsan eksi 1 bölü 2 m gelecektir. Ve ben bunun üzerine bir tane m ekliyorum. Burası sevgili arkadaşlarım, eğer ki payda eşitlemeye kalkarsan iki tane m ile karşılaşırız. Dolayısıyla bunu yapmayalım. Şöyle yapalım. Eksi 1 bölü 2 m dediğimiz değer neredeydi? Aha da burada. Bak iyi ki bulmuşuz, şimdi de öyle diyoruz. Peki m neredeydi? 0 ile 1 bölü 2 aralığındaydı. Sen bunları bir topla bakalım ne gelir? Eksi 1 bölü 2 m ile m'yi topluyoruz. Hadi toplayalım. Eksi sonsuz küçüktür. İstenilen değer, yani k, tepe noktasının ordinatı, o da küçüktür. Eksi 1 bölü 2 gelir. Bakın eksi 1 ile 1 bölü 2'yi toplarsanız. Yani buradaki k da negatif geldi mi? Geldi. Demek ki ben ikinci bölgede seçersem bunun tepe noktasını k pozitif gelecekti. Ama üçüncü bölgede seçersem k negatif gelir. Apsisi zaten negatifti. Ordinatına negatif. Demek ki hayırlı uğurlu olsun. Tepe noktam üçüncü bölgede. Bir doğru. 2. Kökleri birbirinin çarpımsal tersidir. Şimdi kökler çarpımına bir göz atalım. Kökler çarpımımız c bölü a, yani m bölü m, ne gelir? 1. Şimdi iki sayının çarpımı 1 ise bu sayılar birbirlerinin çarpımsal tersidir. Nasıl? A ile 1 bölü a gibi, b ile 1 bölü b gibi, x1 ile 1 bölü x1 gibi. Kökler birbirinin çarpımsal tersi olsun ki çarpımları daima cart 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 1 gelsin. Demek ki kökler birbirinin çarpımsal tersi. Bu da çok güzel. Ve diyor ki x eksenini kesmez. Şimdi burada bir duralım. Benim tepe noktam 3. bölgede değil mi? 3. bölgede. Baş katsayıya bakıyorum. M sayısı. M sayısı ne? Pozitif. Yani kollar yukarı doğru. Şimdi sen şurayı birazcık büyütelim istersen, olmaz mı? Şimdi kardeşim bak. Sen tepe noktası 3. bölgede olan bir parabolü kollarını yukarı doğru çizersen mecburen x eksenini kesmek zorundadır. Hatta İki farklı noktada kesmek zorundadır. Demek ki üçüncü öncül cortladı. Cevap 1-2 oldu sevgili arkadaşım. Evet, güzel bir soruydu ikinci soru. Mutlaka ama mutlaka bir yıldız at. Mutlaka bir işaret koy arkadaşım. Böyle bir soru ÖSYM'de çıkarsa SML Hoca demişti. SML Hoca bizi bunu böyle çözmüştü dersin. Devam edelim üçüncü sorumuzda. F fonksiyonu A'dan sonsuza aralığında dan reel sayılara tanımlı. Fx de x kare eksi 7x artı 4 fonksiyonu verilmiş ve bu fonksiyon birebirmiş arkadaşlar. Normal şartlar altında bu bir parabol. Ve parabolleri de biliyorsun birebir olamazlar. Neden? Çünkü sen şöyle düşünün. Şurası x ekseni. X eksenine paralel doğrular attığın takdirde iki farklı noktada kestiğini görüyorsun. Ve birden fazla noktada kesen fonksiyonlar biliyorsun ki birebir olmuyordu. Ama bu birebir demiş.
Ve dikkat edin. Nereden nereye tanımlanmış? Bak. A'dan sonsuz tanım aralığından reel sayılara tanımlanmış. Demek ki bu aralıkta birebir oluyor. Şimdi bu fonksiyon nasıl birebir olur A'dan sonsuza? Demek ki A arkadaşlarım tam olarak tepe noktasıymış. Tepe noktasıymış. Tepe noktasından sonra şu sadece ama sadece mavi olan fonksiyonu tanımlarsanız bu birebirdir. Bak bütün x eksenine paralel doğrular bunu tek noktada kesecektir. Şu tarafı yok yani. E şimdi madem öyle bizim bu A dediğimiz değer R'ye eşit olabilir minimum. Bak en az R'ye eşit olabilir. O halde arkadaşlarım ben bu R'yi bulayım. R nedir? Eksi B bölü 2A. Peki B'miz kaç? Eksi 7. Eksi eksi 7'den 7 yaptı. 2A'mız kaç? 2. 7 bölü 2 ne? 3,5. Şimdi bizim 3,5 olabilirmiş minimum R'miz. Dolayısıyla A'mız diyelim. Buradaki A sevgili arkadaşlarım en az 3,5 olur. A aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar burası 4,3. 3,5'tan büyük olabilir. Burası 4,1 olur. Burası 3,9 olur. Burası 3,7 olur. Ama burası 3,3 yani 3,5'tan daha küçük. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmak zorundaydı. Bu da tatlı ve güzel bir soruydu. Geçtim 4'e. Fx fonksiyonu verilmiş bize. Parabolünün tepe noktası y eşittir 2 doğrusu üzerinde olduğuna göre. Şimdi hemen kafanda canlandır. Şurası x ekseni, burası y ekseni. Şurada y eşittir 2 doğrusu olsun, tamam mı? Şu x ekseni, şu y eşittir 2 doğrusu. Şurası y ekseni, burası orijin. Ve bizim bir tane parabolümüz var. Parabolün de sevgili arkadaşlarım tepe noktası neredeymiş? Bu y eşittir 2 doğrusu üzerindeymiş. Burada olabilir. Ondan sonra şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir. Her yerde olabilir ama y eşittir 2 doğrusu üzerinde diyor. Şimdi parabolün tepe noktası y eşittir 2 doğrusu üzerindeyse sevgili arkadaşlarım. O halde ben şunu söyleyebilirim ki bu parabol y eşittir 2'ye teğet. O halde hemen bunları birbirine eşitleyip ortak çözümün deltası 0'a eşit olmalı diyoruz. Pekala. Şimdi a'nın da kaç olduğunu sormuş. Yani bize biraz böyle şey geliyor, korkutucu gelebilir. Niye burada a var, burada a var, burada a var. Lan kardeşim neymiş bu a sevdası değil mi? Ama korkmayın arkadaşlar. Yazan adam, bu soruyu yazan adam öyle düşünmüştür ki buradaki çoğu her şey birbirini götürüyordur zaten. Sen yeter ki kalemini kağıda koy, yazmaya başla. Şimdi o halde bizim ne olacakmış? Bu denklemleri birbirine eşitleyeceksin. Al eşitledim. Y eşittir 2. 2'yi bu tarafa attın. Şurası da 4 oldu mu? 4 olduktan sonra burası da 0 oldu. Çok güzel. Şimdi bunun deltasını bulacağız. Çakacağız 0'ı. O halde 2a artı 2'nin karesi yazdım. 2a artı 2'nin karesi b kare. Eksi 4 çarpı a çarpı c diyeceğim. A'sı kaç? A eksi 2. C'si kaç? A eksi 4. Çok güzel. Bunu ben neye eşitliyorum? 0'a. Aç bakalım şurayı. 4a kare artı 8a artı 4. Bakın a eksi 2 ile a eksi 4'ün çarpımı a kare eksi 6a artı 8'dir. Eksi 4'ü de içeri dağıtırsan eksi 4a kare artı 24a ve eksi 32 gelir eşittir 0 dedik. Bak burada neler birbirini götürüyor? 4a kare ile eksi 4a kare birbirini çoktan götürdü. Bunlar birbirini götürdükten sonra 8a ile 24a'yı topluyorsun. 32a yaptı. 4'ten 32'yi çıkardın. Eksi 28 geldi. Karşıya attın. Artı 28 oldu. Her iki tarafı bir güzel 4'e böl bakalım. 8a eşittir 7 gelir. İse a buradan 7 bölü 8'in ta kendisi olur arkadaşlarım. Bizden a isteniyordu. A 7 bölü 8 yani E şıkkıymış cevabımız. Dördüncü sorumuzu çözdük ve cevabına E dedik. Devam ediyorum 5. soruyla. Aşağıdaki tepe noktası y ekseni üzerinde bulunan f parabolü çizilmiştir. Boyalı bölgenin alanı da 729 birim kare demiş. 729 birim kare. Buna göre fx parabolünün denklemi hangisidir diye soruluyor. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar. Bizim şuradaki ve şuradaki köklerimizi biliyorsunuz ki simetriktir. Simetrik olacak bu kökler. Yani ben buraya a dersem, eksi a dersem şurası artı a olacaktır. Tamam. Ve doğal olarak da bu boyalı bölgede üçgen olduğu için şurası bize 2a'yı verecektir. 2a. Sonra bir de ben şuraya c dersem, biliyorsun ki parabolün y eksenini kestiği yere genelde biz c diyorduk. O halde demek ki burada 2a ile yani tabanla yüksekliğin c'nin çarpıp 2'ye böldüğümüz takdirde 729 geliyormuş. İkilerde giderse artık şunu biliyoruz ki a çarpı c eşittir 729. Bu cepte. Bunda bir sıkıntı yok.
Pekala. Ya güzel kardeşim. Ben köklerime ne dedim? Eksi a ve a dedim değil mi? O halde benim bu parabolüm aslına bakarsan x kare eksi a kare tarzındaymış. Neden? Çünkü bir kök eksi a ise x artı a diye çarpan vardır. Bir kök artı a ise x eksi a diye çarpan vardır. Bunları çarparsan da x kare eksi a kare gelecektir. Şimdi güzel, sıkıntı yok ama ben şuraya ne demiştim? Şuraya ne demiştim sevgili arkadaşlarım? C demiştim değil mi? Peki bunun c'sine eksi a kare. Şimdi o zaman burada bir duracağız. Tamam, burada bir duracağız. Bizim parabolümüzün kollarının aşağı doğru olduğunu sen görüyorsun. O zaman burada x kare diye bir parabol çıkması mümkün mü? Baş kat sayısı pozitif olmaz. O zaman ne yapalım? Eksi de çarpalım. Eksi x kare artı a kare diyelim. Tamam. Pekala. Artık ben şuna c diyebilir miyim? Valla diyebiliriz. Yani burası aslında a kare diyebilir miyiz? Deriz. O halde arkadaşlarım, c dediğimiz şey artık a kare ise a'nın küpü eşittir 729 gibi bir düşünelim bakalım. Peki burada a'yı bulabilir miyim? Bulurum. A 9 olur arkadaşlar. 9'un küpü 729'dur. 9 kere 9 81, 81 kere 9 729 yapar. Demek ki ben buradaki, yani şuradaki a'yı 9 seçebilirim. O halde 81 eksi x kare benim parabolüm olmaya adaydır ki zaten E şıkkına da bunu vermiş. Doğru cevabım E seçeneği olacaktı. Geçtim 6. soruma. Ax kare artı bx artı c parabolü için f eksi 6 ile f 22 birbirine eşitmiş. Ve ikisi de eksi 32 imiş arkadaşlar. Şimdi parabolde iki görüntü birbirine eşitse bu görüntüler, bu görüntülerin apsisleri nerededir arkadaşlarım? Tabii ki simetri eksenine göre simetrik iki yerdedir. Yani o zaman şunu söyleyebilir miyim ben? Benim simetri eksenim r, burası eksi 6, burası 22. R'nin eksi 6'ya olan uzaklığıyla 22'nin R'ye olan uzaklıkları birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü parabol simetrik bir yapıya sahipti. O zaman ben eksi 6 ile 22'nin tam ortasındaki sayıyı bulursam R'yi bulmuş olurum. Peki o halde bulalım. 22 ile eksi 6'yı toplarım ben bunun için. 16 gelir. 2'ye bölerim 8 olur. 8 tam ortadaki sayıyı verir bana. O halde arkadaşlarım R dediğim şey 8'miş. Peki ben bu R'yi başka nasıl bulabiliyordum? Eksi B bölü 2A ile. Artık soru çok basit. Bakın çok basit. Şöyle diyorum. Her iki tarafı eksiyle çarparsam eksi 8 eşittir. Eksi 8 eşittir B bölü 2A gelir. Her iki tarafı 2 ile çarparsam eksi 16 eşittir B bölü A gelir. Tamam mı? Peki benden ne istenmiş? A bölü B. Ki hatırlarsanız konu anlatımda da böyle bir soru vardı. Benden A bölü B istendiğine göre artık ben bunu takla attırırım. Eksi 1 bölü 16 A bölü B'ye eşittir diyebilirim. Yani cevabım D seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Ve 58. sayfamızı bitirdik. 59'a doğru geçtik. Soru 7. Aşağıda F ve G parabolleri verilmiş bize. A ve B noktaları sırasıyla F ve G parabollerinin tepe noktalarıdır demiş. Bakın şunlar. AB arası uzaklık 2 birimmiş. F3'ün eksi 4 olduğu bilgisi de verilmiş. Bakın F3 dediği şey kırmızı fonksiyonda. F3 dediği şey eksi 4'e eşitmiş. Buna göre G13 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi biraz sabırlı olalım. Ve soruyu şöyle çözelim. Ciddi anlamda çok güzel bir soru. İyi dinliyorsunuz arkadaşlar. Benim f parabolümün kökleri 1 ve 7 midir? Evet. O zaman ben fx'i şu şekilde yazmaya razıyım. A çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 7. A'yı bilmiyoruz ama olsun. Sıkıntı yok. Hemen buluruz. Nasıl bulacağız? Çünkü f3'ü vermiş bize eksi 4 diye. O halde yazalım. F3 eşittir. A çarpı 3'ten 1 çıktı 2. 3'ten 7 çıktı eksi 4. Ve bu da kaçmış arkadaşlarım? Eksi 4'müş. Hemen her iki tarafı eksi 4'e bölerseniz burası 1 olur. A sayısı buradan 1 bölü 2'nin ta kendisi gelir. Demek ki benim fx fonksiyonu aslına bakarsanız 1 bölü 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 7'nin ta kendisiymiş, tamam mı? Şimdi buraya kadar her şey normal. Bundan sonra yapmamız gereken hareket şu. Ya güzel kardeşim, bu f fonksiyonunun acaba tepe noktasının apsisi kaç? 7 ile 1'i topla, 8, 2'ye böl 4. Demek ki tepe noktasının apsisi 4. 4'ü yerine yazdığım takdirde de bunun ordinatını bulmuş olurum. Hadi gelin 4'ü yazalım. 1 bölü 2 çarpı 4'ten 1 çıktı 3. 4'ten 7 çıktı eksi 3. Demek ki tepe noktamızın apsisi eksi 9 bölü... Pardon, tepe noktamızın ordinatı eksi 9 bölü 2. Yani şurası arkadaşlar, soru işaretini gösterdiğim yer aslında eksi 9 bölü 2'ymiş. Şimdi güzel kardeşim bak. AB arası 2 birim değil mi? Yani şu mesafe 2 birimmiş. Eksi 9 bölü 2'nin 2 birim yukarısında ne vardır? 2 eklersen buna, yani 4 bölü 2 eklersen
Burası eksi 5 bölü 2 mi olur? 2 ekledik. Pekala. O halde ben g fonksiyonu için g4'ün, bakın g4'ün aslında eksi 5 bölü 2 olması gerektiğini anladım. Çünkü az önce bulduğumuz f fonksiyonunun tepe noktasının apsisi olan 4 aynı zamanda g fonksiyonunun da tepe noktasının apsisidir. Bundan kaynaklı g4 yani g'nin tepe noktasının ordinatı eksi 5 bölü 2 geldi. Şimdi g fonksiyonu için konuşuyorum artık. G fonksiyonumuz a'yı kullanmıştık artık b diyelim. B çarpı kökleri aynı olduğu için x eksi 1 çarpı x eksi 7 olarak yazılır. B'yi bulmak hiç sorun değil. Buluruz çünkü G4'ü biliyoruz artık. G4 için sevgili arkadaşlarım B çarpı 4'ten 1 çıktı 3, 4'ten 7 çıktı eksi 3. Ne gelir arkadaşlar burası? Eksi 9 bölü, bakın eksi 9 B eşittir ne oldu? G4 olmuş oldu. G4 kaçtı arkadaşlar? Eksi 5 bölü 2 idi. Çok güzel. Her iki tarafın eksilerini götürdüm. Ve daha sonrasında B'yi bulurum. Her iki tarafı 9'a bölerseniz 5 bölü 18 benim B değerim olur. Şimdi bunu bulduk. Eyvallah. 5 bölü 18 B'ymiş. Bizden ne istenmiş? G13. Gx fonksiyonum aslında belli. Burada B'yi kaç buldum? 5 bölü 18. Çarpı. X eksi 1 çarpı x eksi 7 diyorsunuz. X eksi 1 çarpı x eksi 7 dedik. Daha sonrasında ise bizden G13 istendiği için artık ben x gördüğüm yere 13 yazabilirim. Hadi yazalım. İse G13 eşittir. 5 bölü 18 çarpı. 13'ten 1 çıktı 12. 13'ten 7 çıktı 6. Şimdi arkadaşlar 6 ve 18'i sadeleştirdim 3. 12'yi 3'e böldüm 4. 4 kere 5 bize kaçı verir? 20'yi. O halde cevabımız 20'nin ta kendisidir diyebiliriz. Evet, 7. sorumuzun cevabına D dedik. Ve devam ediyorum 8. soruyla. Ki cidden güzel soruydu. ÖSYM tarzı mı? Evet, ÖSYM tarzı. Dolayısıyla bunun da başına bir işaret koyun. Sınavdan önce mutlaka tekrarlamanız gereken sorulardan olsun bunlar. Kamptan sonra da mutlaka kitapta bu işaret koyduğunuz soruları dönün bir daha bakın arkadaşlar, tamam mı? 8. sorumuz. Şimdi diyor ki bakın, aşağıda y eşittir x kare parabolü verilmiştir. Bu parabolde boyalı bölgelerin alanları sorulmuş. Peki boyalı bölgelerin alanlarını ben nasıl bulurum? İyi dinliyorsunuz. X kare parabolü işlemlerde kolay olacak. Mesela 1 için bu fonksiyon nereden geçer? 1'den geçer. O zaman ben bakın şuradaki parça var ya, onu kırmızıyla göstermek istiyorum. Şuradaki parçanın uzunluğu 1'dir. Peki şuradaki parçanın uzunluğu kaçtır arkadaşlarım? 2'yi yerine yazarsanız 4'tür. O halde aradaki fark nereyi verir bana? İşte şurayı verir. Burası kaçtır? 3. 3'e karşılık burası 9 geleceği için ve arkadaşlarım şurası 4 olduğundan şuradaki parçanın uzunluğu kaçtır? Tabii ki 9'dan 4'ü çıkarırsanız 5'tir. O halde ben şu uzunluk 16 olduğu için 16'dan 9'u çıkarırım, 7 derim. Bakın 3, 5, 7 artık buranın da 11 olacağı aşikar. 25'ten 16'yı çıkardınız. Pardon, 9, 3, 5, 7, 11 arkadaşlar. 3, hala 11 diyorum. 3, 5, 7, 9. 7'den sonra gelen tek sayı 11 diyerek mükemmel bir işlem yapmış oldum. Peki 3, 5, 7, 9. Yine 11 diyecektim ha. Allah Allah. 3, 5, 7, 10. Allah Allah. Bu şeyden kaldı herhalde ya. Niye böyle diyorum? 3, 5, 7, 10. Ha, ilkokulda öyle bir tezahürat vardı ya. İlkokulun böyle sınıf takımları maçları olurdu böyle. Orada böyle sınıfın kızları falan şey diye bağırırdı. 3, 5, 7, 10 mesela artık kaçıncı sınıfa gidiyorsak 6C şampiyon falan derlerdi. Biz de gaza gelirdik. Neyse 3, 5, 7, 9 arkadaşlar, tamam. Ama neden 11 dedim bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Neyse. Şimdi uzunlukları bulduk ya. Kısa kenar uzunlukları da 1, 1, 1, 1 değil mi hepsi? Artık hayırlı uğurlu olsun. 1 kere 3'ten şuranın alanı 3'tür. 1 kere 7'den burası 7'dir. 1 kere 5'ten burası 5'tir. 1 kere 7'den burası 7 ve 1 kere 9'dan burası 9'dur. Bunların toplamı da 3 ile 9'u topladığınız 12. 12 daha 24 yapar. Demek ki cevabımız C seçeneği olacakmış diyebiliriz. Ve devam ediyorum. Sağ üst tarafta 9. sorumuzda arkadaşlar. Parabollerle ilgili bize 4 tane yargı vermiş. Kaçı doğrudur diye soruluyor. Şimdi iyi dinliyorsunuz. Tek fonksiyon olamazlar demiş. Şimdi tek fonksiyonları biliyorsunuz arkadaşlarım. Eğer polinom şeklindeyse, yani ax kare artı bx artı c gibi polinom tarzındaysa, tek fonksiyonların biliyorsunuz ki kuvvetleri, x'lerin kuvvetleri daima tek oluyordu. Ama biliyorsunuz ki paraboller ikinci dereceden fonksiyonlardı. Dolayısıyla tek fonksiyon olma lüksleri yoktur. Yani birinci öncülümüz doğru. X eksenini en az bir noktada keser demiş. Ben buna dedim ki hadi lan oradan. Neden kesmez? Neden kesebilir? Çünkü arkadaşlarım
kesmeyebilir. Deltası sıfırdan küçük olduğu takdirde biliyorsunuz ki paraboller x eksenini kesmiyordu. Dolayısıyla da burada en az bir noktada keser ifadesi yanlıştır. Y eksenini kesmek zorundadır demiş. Evet. Çünkü arkadaşlarım her parabol x eşittir 0 için bir değer alabilir. X eşittir 0 için bir değer karşınıza çıkar. X'e 0 verdiğiniz takdirde de y eksenini kestiği yeri bulursunuz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım her parabol y eksenini keser. 4'e bakıyoruz. Tepe noktası bir parabolün alabileceği en büyük değerdir. Evet çok mantıklı ama en küçük değer de olabilir. Yani parabol kolları aşağı doğruysa evet burası maksimum değerdir. En büyük değerdir ama parabolün kolları aşağı doğruysa yukarı doğruysa bu parabolün tepe noktası bu parabolün alabileceği en küçük değerdir. Dolayısıyla 4 de cortladı. Kaçı doğruymuş bakın. 2 tanesi doğruymuş. Cevabımız C oldu. Ve son olarak pardon 11. soruda vardı. Son olarak değil. 10. sorumuzdayız. Sondan bir önceki sorudayız arkadaşlarım. Demiş ki bize böyle bir parabol var. F-4'ten F-8'i çıkarıp 2'ye böl. F0'la F-12'yi topla 2'ye böl. İşlemin sonucunu hesapla demiş. Hadi bakalım. Şimdi hemen bunlarla alakalı yorum yapabilir miyiz? Bir düşünelim arkadaşlar, tamam mı? Yani nasıl bir yorum yapabiliriz onu düşünelim. Parabolün denklemini de yazmadan bir yorum yapalım. Şunu çekersem bu nedir? Simetri ekseni midir? Değil mi? Şimdi -4 nerede? Şurada bir yerde. -8 nerede? O da şurada bir yerde. Peki -8 ve -4. -10 ile -2'nin tam ortasında simetri ekseni vardı değil mi? Bunların tam ortası neresidir arkadaşlarım? -6'dır. Bakın -6'nın -8'e olan uzaklığı 2 birim. -4'e olan uzaklığı da 2 birim. O halde demek ki -4'ün gittiği yerle -8'in gittiği yer aynı yermiş arkadaşlar. İkisi de nereye gidiyor? İşte buraya gidiyor. O halde sevgili arkadaşlarım f-4 de f-8 birbirine eşitmiş. Birbirine eşit olan iki ifadenin farkını alırsanız cort burası 0 gelir, 0 2'ye böldünüz hop burası da 0 geldi. Demek ki sol taraf 0 artı. Şimdi geçtim sağ tarafa. F0 ile F-12'yi topla demiş. Öncelikle F0'ın 8 olduğunu biliyoruz. Hop 8 artı F-12 kaç? İlla denklemini yazdıracak mı bana? Hayır hayır, denklemini yazmana gerek yok. Bak ne yapacaksın şunu. Benim simetri eksenim -6 değil miydi? 0'ın -6'ya olan uzaklığı 6 birim. Bunun 6 birim solunda ne vardır? -12 vardır ve -12 de sevgili arkadaşlarım 0'ın gittiği yere gitmek zorundadır. Yani nereye? 8'e gitmek zorundadır. Demek ki bu da 8. 8 artı 8 16. 2'ye böldüğünüzde geldi? Yine 8 geldi. 0 artı 8'den cevabımız 8'in ta kendisiydi. Yani cevap E şıkkıydı diyeceğiz. Ve artık son sorumuzdayız. Daima negatif değerler alan ax kare artı bx eksi 8 parabolü varmış. Şimdi daima negatif değerler alıyorsa bizim bu parabol aşağıdadır. Ama kolları yukarı doğru olursa pozitif olduğu yerler de olacaktır. Demek ki kolları da aşağı doğruymuş. Şöyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir. Yani tepe noktasının nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden bunları çizdim. Ama kolları aşağı doğru olan bir parabolmuş, o kesin. Yani A'nın negatif olduğunu biliyoruz. Bu bir cepte. İkincisi de delta'nın da sıfırdan küçük olması gerekiyor ki bu parabol x ekseninin üstüne hiçbir zaman çıkmasın. X ekseninin değdiği an o negatiflik bozulur çünkü. Çok güzel. A karenin 100 olduğunu vermiş. Neyin karesi 100? Ya 10'un ya da eksi 10'un. A sıfırdan küçük olacak dedik. O zaman A eksi 10'un ta kendisidir. Değil mi? Eksi 10. Pekala. Hangisi olmaz? 10 olmaz. O halde arkadaşlarım parabolü yazarsak eksi 10x kare artı bx eksi 8 dedim. Bu bizim parabolümüz. Ne demiş bize? B değeri kaç farklı tam sayı değeri alır? Hadi bakalım. Şimdi bizim parabolümüz daima negatif olduğu için deltasının sıfırdan küçük olması gerektiğini söylemiştik ya. Gelin deltasına bakalım o zaman biz bunun. B kare eksi 4ac. B kare b'si b zaten. B kare eksi 4 çarpı eksi 10 çarpı eksi 8 dedim. Şurası 80 gelir. 4 ile çarptığınız ne geldi? 320. Demek ki b kare eksi 320 sıfırdan küçük. Yani b kare arkadaşlarım 320'den daha küçükmüş. Pekala. Kaç farklı tam sayı değeri alır peki? Bunu nereden bileceğiz? Şimdi hemen şöyle diyoruz bakın. Sevgili arkadaşlar. Bizim b karemiz 320'den küçükse demek ki kök 320 eksi kök 320 küçüktür b, o da küçüktür kök 320 diyebiliriz. Bakın basit eşitsizlik tamamen ha. Mat 1. 9. sınıf eşitsizlik. Peki b kare buradaysa b'ler buradadır. Peki bu kök 320 dediğimiz şey ne? Şimdi hemen düşünelim.
320 civarında karesel olan bir sayı var mı acaba? Yani karesi 320'den küçük olacak ya, o yüzden. Mesela 17'nin karesi var, 289. 18'in karesi ne acaba? Hemen 18'in karesini hesaplayalım. 80 artı 64'ten 144 gelir arkadaşlar. Bir de 18'imiz var. Bunları toplarsanız 4, 2, 3. 324, mükemmel. 320, bak yaklaştık. Demek ki arkadaşlarım 18'in karesi 320'nin boyunu aşıyor. O halde burada alınabilecek, burada alınabilecek maksimum değer 17'dir. Minimum değer de eksi 17'dir. Yani arkadaşlarım buradaki B dediğimiz değer B kare 289 ya. B dediğimiz değer en küçük eksi 17'dir. En yüksek eksi artı 17'dir ve aradaki bütün değerleri de alabilir. Yani burada kaç tane tam sayı vardır? Eksi 17'den 17'ye kadar. 34 gibi duruyor ama değil tabii. Ne yapıyoruz? Son terim eksi, terim demeyi unuttum. Eksi ilk terim artı 1. Bundan bunu çıkardınız. 34, 1 daha eklediniz. 35 geldi ve cevabımız da böylelikle E seçeneği olmuş oldu. Evet. Arkadaşlar işte bunlar da parabolün sizler için hazırladığım large sorularıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Çok ama çok ağım şağım zor sorular yoktu. 10 üzerinden taş çatlasın 8'lik sorular vardı. Ama terletecek sorular var mıydı? Evet vardı. Mesela şu soru seni birazcık terletebilirdi. İşlem yoğunluğu açısından terletebilirdi. Eğer ki şu soruda uzun işlemlere gitmiş olsaydın, yani parabolün denklemini falan bulsaydın, o da seni biraz yorardı. En azından çözümünü, bu çözümünü öğrendikten sonra ah lan derdim bir. Tamam mı? Ondan sonra yukarı doğru çıktım, bakıyorum. Şu soru güzeldi arkadaşlar. Şu soru. Daha sonrasında şu soru ciddi anlamda bize değer katan bir soru oldu. Ki işaretletmiştim. Aklınızda bulunsun. Mutlaka ama mutlaka siz de işaretleyin. Şu soru genel itibariyle yani 10 üzerinden 6,5-7'lik bir soru ama yine de güzel bir soru. Başka. Bakıyorum. Başka neler diyebiliriz? Şu soru şıkları itibariyle belki biraz değerli olabilir bizim için. Large sorular içerisinde sevgili arkadaşlarım, evet güzel şeyler vardı. Ama diğer sorular, işaret edeyim sorular, zaten her soru bankasında bulabileceğiniz tarzda sorular. Dolayısıyla bu da böyle bir test oldu. Sizler için umarım katkısı olmuştur, umarım faydası olmuştur. Çünkü ciddi anlamda bunu çok istiyorum. Yani sizlere katkı vermeyi. Yani çünkü mesela yorumları okuyorum ya. Yani çok güzel yorumlar var. Yani böyle insan ciddi anlamda mutlu oluyor. Böyle bakıyorum kendi kendime, diyorum ki ben neymişim diyorum ya. Hani bu çok değerli bir şey. Yani ben kendimi biliyorum. İnsan hep bulunduğu ortama alışırmış ya. Ya o ortamın, ya o ortam çok üst bir mevki ise bile, örnek veriyorum. Ya burada mevkiden bahsetmiyorum şu an anlatacağım olaydan ama örnek vermek için bunu söylüyorum. Çok üst bir mevkideyse bile insan o bulunduğu ortamı kendine çok normalleştirdiği için, hep de kendinden daha yüksekleri gördüğü için tabii doğal olarak çok normal geliyor artık kendi bulunduğu seviye, ama bu da böyle bir şey. Yani ben tamam, ben SML Hoca diye bir kanal açtım. Daha sonrasında çeşitli çözümler yaptım. Çeşitli yol arkadaşlarım oldu. Çeşitli o yol arkadaşlarımdan ayrıldığım dönemler oldu. Kendi kitabımı yazdım falan ama ben hep SML Hoca'yım. Yani bu çok bana artık normal geliyor, anlatabildim mi? Normal geliyor. Ama hani geçen İstanbul Kitap Fuarı'nda da öyle. Yani Türkiye 19.sü. Yani hocam ben geçen sene sizin öğrencinizdim ve sizden bir imzalı kitabınızı hatıra kalsın diye almaya geldim dedi ya, ben böyle hani o duygusal anlar böyle içim içime sığmadı, böyle kalbim değişik atmaya başladı. Yani heyecanlı değil, korkulu gibi ama değil, endişeli gibi ama değil, çok mutluyum ama bunu yansıtamıyorum. Yani inanılmaz değişik böyle duygu karmaşası. Çünkü hani düşününsene, diyorum ya ben burada görüyorum hep kendimi. Yani bilgisayar başındayım ve video çekiyorum. Ben sizi görmüyorum. Hep siz beni görüyorsunuz. Ve doğal olarak da bazı öğrenciler mesela geldiler, diyorlar ki hocam annem babamdan çok sizi görüyorum evde. Ya bu muhteşem bir şey ya. Hani inanılmaz bir olay, inanılmaz bir duygu. Dolayısıyla arkadaşlarım artık şuna yemin ettim diyebilirim. Yani daha öncesinde bunun için tabii ki çabalıyordum. Bunun için savaş veriyordum ama artık şuna yemin ettim.
bir kişinin bile, bakın bir kişi, bir kişinin bile beyninde bir şeyleri değiştirebiliyorsam, oynatabiliyorsam, ona ufacık bir da olsa bir matematik katabiliyorsam, sınavda bir net bile yapmasını sağlayabiliyorsam, yani helal olsun bana artık. Yani ben bu moddayım artık. Ve bunun için savaşacağım arkadaşlar. Ve bunun için sizler için sürekli bir şeyler üretmeye çalışacağım. Bunun için yazacağım, bunun için çözeceğim. Bunun için bütün emeklerimi size feda edeceğim arkadaşlarım. Ciddi anlamda hani bu İstanbul Kitap Fuarı özellikle bana bir şeyler öğretti. Ve iyi ki öğretmiş. Evet arkadaşlarım. Çok da mutlu bir şekilde ayrılıyoruz ama sen o kadar sevinme, trigonometride biraz zorlayacağız. Tamam. Trigonometride görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.